Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu aile konutu ve aile konut şerhi tescili. Bu konuyu açıklamak için alt başlıklarla ele almak istiyorum. Bu uygulama ne zaman başladı? Aile konut şerhi için gerekli olan belgeler nelerdir? Aile konut şerhi tescili isteminde kimler bulunabilir? Bu Aile konutu şehrinin terkin edilmesi için nasıl bir yol izlenmesi gerekir ve mali durumu harç açısından tapuda işlem yapılması sürecinde mali durumu nedir? Bunları küçük kısa alt başlıklar halinde sunmak istiyorum. Aile konutu tanımı Medeni Kanunumuzda 0101 2002 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Medeni Kanunumuz kanunumuzda 194. maddede tanımlanmış. Ve oradaki tanıma göre evlilikleri devam eden eşlerin sürekli yaşam faaliyetlerini sürdürdükleri alan aile konutu olarak tanımlanmış. Yani eşler sürekli evlilikleri devam ettiği sürece sürekli yaşam faaliyetlerini sürdürdükleri mekanı ikamet ettikleri yeri aile konutu olarak kabul etmek durumundadırlar. Medeni kanunun kabulü bu. Bu durumda olan konutların aile konutu olarak özgürlenip yani belirlenip o belirlemeye özgürlenmeye bağlı olarak tapu sicil müdürlüklerinde de aile konutu şerhi konulabileceği Medeni Kanun'un 194. maddesinde açıklanmış. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de o tarihten itibaren bu 194. maddeyi ölçü alarak zaman zaman genelgeler yayınlamış. 2002 yılında 2010 yılında ve 2014 yılında olmak üzere genelgeler yayınlamış. En son yayınladığı 11-6-2014 sayılı genelge ile önce yayınlamış olduğu genelgeleri yürürlükten kaldırmış. Son bir biçimde uygulama netliği sağlayacak son genelgesi de 2014 -4 sayılı genelge olmuş. Tapu Sicil Tüzüğü'nün 49. maddesinde de bu konuda açık hüküm koymuş. Aile konutu şerhi için nelerin gerekli olduğunu orada belirtmiş. Şimdi ben alt başlıklarıyla bunu size anlatmak istiyorum. Bir yerin aile konut şehri olması için, özgürlenmesi için ne gerekliydi? Öncelikle o konutun, o mekanın, evli çiftlerin yaşamlarını sürdürdükleri, bütün yaşam faaliyetlerini sürdürdükleri bir alan olması gerekiyor. O zaman aile konutu birden fazla olamıyor tek aile konutu olur. Bir insanın veya evli çiftlerin birden fazla evleri vardır, konutları vardır ama bunların içerisinde sadece bir tanesi sürekli ikamet ettikleri yer aile konutudur. Aile konutu şerhine konu olacak, aile konutu şerhi konulacak yer de orasıdır. O zaman aile konutu olabilecek vasıflara sahip olan meskenlerin, mekanların aile konutu şerhini Nerede nasıl işletebiliriz? Bunun için tapu müdürlüklerine başvuru yapılır. Kimler tarafından başvuru yapılır? Eşlerden bir tek kişinin adına kayıtlıysa maliki olmayan, ismi yazılı olmayan tapudaki eş başvurarak yapabilir. Veya adına kayıtlı olan eş ile adına kayıtlı olmayan eşin ikisinin birlikte başvurusuyla olabilir. Yani Bunlar eşlerin herhangi birisinin tek başına ya da birlikte başvurusuyla gerçekleşebilecek bir olay. Bunun için neler gereklidir? Hangi belgeler gereklidir? Aile konut şerhini koyabilmek için tapuya gittiğinizde sizden neler isteyeceklerdir? Tapu, tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu genelgelerde de bu durum çok net. İstenecek belgeler çok net şey yapılmış. Tapu sicil tüzüğünde de çok net konulmuş. Bunun için özellikle merkezi nüfus idaresinden ya da nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi medeni halini gösterir. Nüfus kayıt örneği bu iki belge ile yanınızda kendi nüfus cüzdanınızla birlikte tapu müdürlüğüne başvuruyor ve şu taşınmaz malın şu ada parsel üzerindeki şu dairenin şu meskenin şu konutun her yani neyse o taşınmaz malın vasfı ona aile konut şehri koyacağınız konusunda talepte bulunuyorsunuz. Tapu Müdürlüğü bir inceleme yapıyor. Elinizdeki belgeleri, ikamet ettiğiniz yeri netleştiriyorsa bunun aile konut şehrini veriyor. Aile konut şehrinin işlenebilmesi için bir taşınmaz malın daha çok işte daire, kargir apartman, avlulu ev, kerpiç ev, yığma ev, benzeri, mesken vasıflı taşınmaz mallar olması gerekiyor. Genellikle ikamet edilebilecek yer anlamında bu vasıflı taşınmaz mallara aile konut şerhi verilebilmiyor. Fakat uygulamada bazen henüz daha tapuda vasfı bağ, bahçe, tarla olarak yazılı olan arsa olarak yazılı olan üzerinde herhangi bir konutun, meskenin olduğuna dair hiçbir tescil yapılmamış olan, cinsi değişmemiş olan taşınmaz mallar var. Böylesi yerlerde de belediyeden, muhtarlıktan eğer onlardan gelen belgelerle de bunu tespit edemiyorsanız Kadastro Müdürlüğü veya Likap'tan yani lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarından o arsa, arazi, bağ, bahçe, tarla, tarla üzerinde bulunan konutun talep sahibi insanın eşiyle birlikte yaşadığı bir yer olduğu, konut olduğunu belgeleyen raporu isteyerek oraya da aile konut şerri koyabiliyorsunuz. Bunun için cinsini değiştirmek için, işte gidin ev, bu arsanızın vasfını üzerinde kar bulunan ev olarak değiştirin deme isteme hakkına sahip değil tapu müdürlüğü. Bu talebinizi dediğim bu raporlara dayandırarak yapmak, karşılamak zorundadır. Aile konut şerhini tapuda tescilini isteyip tescilini yaptırdınız. Bir biçimde ondan vazgeçmek, onu kaldırmak da isteyebilirsiniz. Aile konut şerhinin terkinini kimler talep etmişse onlar terkin edebilirler çok e, etraflıca anlatıp detaya girmeye gerek yok. Örnek vermek gerekirse malik olmayan eş gitmiş, aile konut yeri koymuşsa onun terkin edilmesini de o malik olmayan eş talep edecek, kaldıracak. İki eş birlikte gitmişlerse malik olan olmayan birlikte talep etmişlerse yine birlikte kaldıracaklar. Malik olan eş tek başına konut şehrini kaldıramaz. Konut şehrini kaldırabilmesi için diğer eşinde buna muvaffakat etmesi, rıza göstermesi gerekir. Bu şekilde terkin edebilirsiniz. Peki aile konut şehrini koyarak ne çözeceğiz biz? Aile konut şehri konularak o konutun satışını, bağışını bir başkasına devredilmesini kesinlikle engellemiş olursunuz. Ancak bu yerin kiraya verilmesi, oturma hakkı tesis edilmesi, intifak tesis edilmesi gibi kullanıma dönük bütün tasarruf, tasarruflarını engellemiş olursunuz. Eğer aile konutu olan bina, daire, mesken, konut her neyse orası siz aile konutu şerhi koyduğunuzda üzerinde ipotek, haciz benzeri tedbir şerh gibi şerhler varsa onları kabul ederek koyacaksınız. Bu nedenle ancak mahkeme kararı veya icra müdürlükleri kanalıyla o yerler satılabilir. Diğer türlü tek taraflı eşin rızasıyla o yer satılmaz. Satışını engellemiş olursunuz. Evlilik devam ettiği sürece ve mahkeme aile konut şerhinin terkin edilmesi konusunda özel bir terkin edilmemesi konusunda özel bir karar vermediği sürece bu devam eder. Onun için şöyle bir şey söylemek mümkün. Aile konut şerhi sizin ve eşler arası ilişkilerde daha güvenli ve bir güvence içerisinde yaşamınızı sağlayabilecek bir olanak sağlıyor size. Bu olanağı iyi sahip çıkmak gerekiyor. Aile konut şerhinin tapuda işlenmesiyle ilgili harçlar kanununda hiçbir hüküm olmadığı için hiçbir harçta tahsil edilmiyor. Döner sermaye de alınmıyor. Bunun için döner sermaye ve harç alınmadan bu şer işleniyor, tescil ediliyor. Terkini de aynı şekilde talep üzerine terkini de yapılabiliyor. Teşekkür ederim, iyi seyirler diliyorum.